Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Yine bomba gibi bir kimya dersiyle karşınızdayız arkadaşlar. Neler yapacağız peki? Tuzlardan bahsedeceğiz ve asitler bazlar tuzlar ünitesinin artık sonunu getireceğiz. Şöyle bir programa bakacak olursak bir önceki dersimizde neler yapmıştık? Günlük hayatta asitler ve bazlardan bahsetmiştik. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Yaygın asitler, bazlar neler? Onlar üzerine konuşmuştuk. Şimdi geldik tuzlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Ve dediğim gibi üniteyi tamamlamış olacağız. Oldukça dolu dolu bir ayı da geride bırakmış olacağız. Ve yepyeni dolu dolu bir aya hep birlikte başlıyor olacağız. Müzik İlk olarak arkadaşlar tuzların genel özelliklerinden bir bahsediyor olacağız. Zaten tuzları iyonik bileşikler olarak adlandırmıştık, değerlendirmiştik aslında. Bunların genel özelliklerini hatırlamış olacağız. Bazı tuzların yaygın adlandırılmasını göreceğiz arkadaşlar ve bu yaygın adlandırılmasının yanı sıra Özelliklerinden bahsedeceğiz ve e, kullanım alanlarından bahsedeceğiz. Tek tek önemli birkaç tane tuzdan bahsediyor olacağız. Ve tabii ki dersimizi tamamlamamız demek ödevlendirmenin karşımıza gelmesi demek olacak. Sıfırdan ona kimya kitabı ilk kitabımızdı zaten arkadaşlar ve neredeyse tamamladık bu kitabımızı. Neresi var peki ödev olarak karşımızda? 164 ile 170 arası bizi bekliyor olacak. E, i̇çeriğinde neler var? Şöyle hep birlikte bir göz atacak olursak 164. sayfaya gelip arkadaşlar... Her sayfa bize sol tarafta bir konu anlatımı yapıp sağ tarafta da onunla ilgili sorular yansıtıyordu. Burayı tamamladıktan sonra tarama testi bizi bekliyor olacak. Tarama testini tamamladıktan sonra ünite testleriyle e, konuyu ve üniteyi aslında tamamlamış olacağız. Bu kitabı tamamlamamız demek artık dinamo kimya kitabını çözmeye hazır olduğumuz anlamına gelecek. Buradaki ödevimiz neresi peki ondan bahsedecek olursak sayfa 171'den başlayacak arkadaşlar 187'ye kadar bütün üniteyi tamamlayacağımız bir bölüm ödevimiz olacak. Yani testra 21'den e, 24'e kadar bizim ödevimiz olacak arkadaşlar bu şekilde 171'den başlayacak dedik. Peki bunun içeriğinde neler var bu kitabımızda karşımızda neler olacak? Bu defa da arkadaşlar her sayfada bir tane çözümlü örnek bizi bekliyor olacak. Çözümlü örnekten sonra da dört tane soru bizim çözümümüz için yönlendirilmiş olacak. Her sayfayı çevirdiğimizde bir çözümlü örnek ve dört tane soru için bekliyor olacağız. Ardından da bölüm tamamlanınca tarama testimiz. Ardından ünite tekrar testlerimiz, sonrasında arkadaşlar fen lisesinde okuyan arkadaşlarımıza yönelik soruların bulunduğu bir testimiz, ardından ÖSYM tarzı soruların bulunduğu bir testimiz ve ünitenin en sonunda ise yazılı tipindeki soruların bulunduğu bir testle tamamen hazırlanmış olacağız. Her iki kitabımızda da karekodlar mevcut. Bu karekodlar sayesinde video çözümüne gidebiliyoruz ve bütün eksiklerimizi giderme fırsatına sahip oluyoruz. O zaman haydi bakalım. Tuzların şöyle bir genel özelliklerinden bahsedecek olursak arkadaşlar bütün iyonik bileşikler aslında birer tuz yapısıdır ya da bütün tuzlar iyonik bileşiklerdir diye bir genelleme yapabiliriz. İyonik bileşiklerden bahsettiğimiz için bunların yapısal özellikleri birim hücrelerden oluşan kristal örgü yapısı olarak tanımlanıyordu. Zaten bütün tuzlar için bu ifadeyi kullanabiliriz. Fiziksel hallerine gelecek olursak arkadaşlar iyonik bileşiklerden yani iyonik bağlardan yani güçlü etkileşimlerden bahsettiğimiz için tanecikler arasındaki güçlü etkileşimler Erime noktalarının yüksek olmasına sebep oluyor ve yüksek erime noktası da oda koşullarında bütün tuzların katı halde olmasına sebep oluyor. E tabii ki saf maddelerdir çünkü iyonik bileşiklerden bahsediyoruz. Bir bileşik yapısı var karşımızda. Sonuç itibariyle ve e, içerdikleri anyon ve katyonların özelliklerine göre farklı renklerde karşımıza çıkabiliyorlar. Peki suda çözünme süreci moleküler yapılarla çok farklı oluyor. Bu defa e, suyun içerisinde çözünürken iyonlarına yani katyon ve anyonlarına ayrışarak çözündüğünü biliyoruz. Bu da suyun içerisinde yüklü ve serbest taneciklerin oluşmasına sebep oluyor. Bu da arkadaşlar suyun içerisindeyken veya sıvı haldeyken elektriği iletmesine sebep oluyor. Ancak katı haldeyken elektriği iletemiyorlar. Çünkü yüklü tanecikler serbest halde olmuyorlar. Kristal yapıda oluyorlar arkadaşlar. Bu fark çok önemli olacak. Katı haldeyken iletmemesine rağmen sıvı haldeyken veya suda çözündükleri zaman elektriği iletebilir hale geliyorlar. Tuzların e, yaygın tuzlardan ve genel özelliklerinden bahsedeceğiz dedik. İlk olarak tabii ki bahsetmemiz gereken tuz sodyum klorür tuzu olacak. Kendisini NaCl gibi bir formülle biliyoruz ve yaygın adı sofra tuzu olarak karşımıza çıkacak. Arkadaşlar tuzlarla ilgili yorum yapacaksak hangi asitle bazın tepkimesi sonucunda oluştuğunu aslında belirlememiz bizim çok işimize yarayacaktır. Çünkü biliyoruz ki tuz dediğimiz yapı aslında asitle bazın tepkimesi sonucunda açığa çıkacaktır. Mesela sodyum klorürden bahsediyorsan şimdi diyeceğiz ki her zaman için bir tuzun anyonu asitten katyonu da bazdan gelir. Şimdi anyon olarak elimizde klor var. Bu tabii ki HCl gibi yani hidroklorik asitten gelecektir. Katyon olarak da sodyum var. Bu da tabii ki sodyum hidroksit gibi bir bazdan gelecektir. Şimdi asidimiz bazımız buysa eğer biz nasıl bir özelliğe sahip olmasını bekleriz? Şimdi diyeceğiz ki hidroklorik asit kuvvetli bir asittir. Sodyum hidroksit kuvvetli bir bazdır. Eğer ikisi de kuvvetliyse bizim tuzumuz nötr özellik gösterecektir. Bak hemen birleşerek oluşturan asit ve bazı biliyorsak asidik mi, bazik mi yoksa nötr mü bir tuz mu elimizdeki onu belirleyebiliriz. Şimdi Nötr tuz olması neye sebep olacak? Biz bunu suyun içerisinde çözdüğümüz zaman o da koşullarında pH'ının 7 gelmesini bekleyeceğiz mesela ya da turun sol kağıdına etki etmemesini bekleyeceğiz. Özelliklere gelecek olursak suyun içerisinde oldukça iyi çözünen bir tuz var karşımızda arkadaşlar. Hatta şöyle diyeceğiz. Sodyum, potasyum ve lityum tuzlarının hepsinin suda iyi çözünmesini bekleriz. Görüntü olarak beyaz ve kristal bir yapıya sahip olduğunu biliyoruz zaten aslında sofra tuzu hepimizin evinde var. Ve birim hücre yapısına geldiğimiz zaman şurada görselinde gördüğümüz birim hücre Na6Cl6 şekline sahip olacak arkadaşlar. Yani her bir sodyum 6 tane klorla her bir klorda 6 tane sodyumla iyonik bağ yaparak bu kristal örgü yapısını oluşturur. Peki nerede kullanıyoruz biz sofra tuzunu? Gıdaların tatlandırılmasında tabii ki yağın, yoğun olarak kullanıyoruz arkadaşlar. Gıdaların korunması burada kastımız nedir? Mesela bir turşu da kullanıyoruz değil mi? Salamura yönteminin temelinde aslında sofra tuzu var. Onun varlığı gıdaların daha uzun süre dayanmasına sebep oluyor. Cam, seramik, kağıt veya tekstil ürünlerin üretiminde yaygın olarak kullanılan bir maddedir. Kışın hani yolları tuzluyoruz ya er, kayna, erime noktası düşsün daha doğrusu donma noktası düşsün de e, buzlanma olmasın diye işte orada kullandığımız tuz yine sofra tuzu oluyor. Bunun yanı sıra tıp ve eczacılıkta özellikle serum fizyolojik gibi bazı ilaçların kullanımında, üretiminde e, yaygın olarak bulunan bir maddedir sofra tuzu. Bir diğer bahsedeceğimiz tuz sodyum karbonat tuzu olacak arkadaşlar. Yine bu defa katyonumuz aynı sodyum katyonu var. Ama e, yanındaki anyonumuz karbonata dönüşüyorsa. Yani formülümüz bu defa Na2CO3 oluyorsa. Bu defa arkadaşlar bunu soda külü veya çamaşır sodası olarak adlandıracağız. Yani yaygın adı genellikle de karşımıza çamaşır sodası olarak çıkacak. Şimdi ne dedik arkadaşlar? Biz oluşturan asidi ve bazı bilirsek işimize yarayacaktır. Şimdi NaOH bize buradaki katyonu getiren baz olacak. H2CO3 de anyonumuzu getiren asit olacak. Şimdi sodyum hidroksit kuvvetli bir baz ancak... Karbonik asit zayıf bir asit kendisi gazozun yapısındaki asit sonuç itibariyle bu yüzden de kuvvetli bir bazla oluştuğu için bazik özellik gösterdiğini söyleyeceğiz. Yani biz sodyum karbonatı eğer suyun içerisinde çözecek olursak pH'inin 7'den büyük olmasını bekleyeceğiz ya da turnusol kağıdını mavi ile renklendirmesini bekleyeceğiz. So su da çok iyi çözünür. Bu dedik ki az önce sodyum tuzlarının hepsinin iyi çözülmesini bekleyeceğiz zaten. Görüntü olarak nasıl? Beyaz, Kokusuz ve tatsız bir madde var karşımızda ve nem çekici özelliğe sahip. Yani ortamda eğer çok fazla nem varsa bunu e, kurutan havayı kurutma gibi bir özelliğe sahip olacak. Nerede kullanıyoruz peki? Kendiliğinden doğal olarak bir temizlik maddesidir arkadaşlar. Adı üstünde o yüzden çamaşır sodası olarak adlandırıyoruz. Cam ve kağıt üretiminde yine sodyum e, karbonat kullanılan maddelerden birisidir. Su sertliğini giderici özellik gösterir arkadaşlar su sertliği neydi hatırlayalım hemen kalsiyum ve magnezyumca zengin çözeltilerde suda e, sert su olarak isimlendiriyorduk bu iyonların çökmesini sağladığı için kalsiyum karbonat veya magnezyum karbonat olarak dibe çökmesini sağladığı için iyon değiştirici reçine özelliği gösterir bu yüzden de su sertliğini giderir. Bunun yanı sıra sabun ve deterjan üretiminde de yine e, kullanılan bir maddedir. Ve bunun yanı sıra tıp ve eczacılıkta yine yer alır diyeceğiz. Şimdi onun kardeşine gelelim. Küçük kardeşidir arkadaşlar bu sodyum bikarbonat tuzundan bahsedeceğiz. Az önceki Na2CO3'tü ya bu defa NaHCO3 diyeceğiz. Ve az öncekini çamaşır sodası olarak adlandırıyorduk. Bu defa yemek sodası olarak adlandıracağız. Bak tepkimi aslında aynı. Az önce de demiştik ki... NaOH ile h 2 tepkimeye girdiği zaman Na2CO3 oluşturur bu tepkime tam verimle tam anlamıyla gerçekleştiği zaman tamamlandığı zaman oluşan tuzun adıydı. Eğer yarı da bir yerde kaldıysa yani hidrojenlerin her ikisi de gitmediyse birisi yerinde kalıyorsa oluşan tuza da bu defa yemek sodası adını vereceğiz arkadaşlar. Yani oluşturan baz ve asit birbiriyle aynı. O yüzden diyeceğiz ki bu da yine kuvvetli bir bazla oluşturduğu için bazik özellik gösterecek. Hatta bu bazik özelliği anti asit olarak kullanılmasını sağlayacak. Yani ortamdaki asitliği gidermek için biz bu maddeyi kullanacağız. Özellikleri neler peki? Su da yine çok iyi çözünen bir madde var karşımızda. Çünkü sodyum tuzu beyaz ve granüllü bir yapıya sahip. Kendisini arkadaşlar biz yemek sudası veya karbonat olarak da bunu adlandırıyoruz. Yani gidip de marketten bir karbonat satın aldığımız zaman aslında bize sattıkları tuz bu tuz oluyor. Nerede kullanıyoruz? Asitliği düzenlemekte kullanıyoruz. Bazik özelliğinden ötürü koku giderici olarak kullanılıyor. Sudaki sertliği gidermek için yine kullanılabilen bir madde çünkü kalsiyum ve magnezyumun çökmesine sebep oluyor. Aynı şekilde kağıt üretiminde kullanılıyor ve yangın söndürücülerin üretiminde kullanılan yaygın maddelerden birisi sodyum bikarbonat tuzudur. Bir sonraki bahsedeceğimiz tuz kalsiyum karbonat tuzu olacak arkadaşlar. Bu defa CaCO3 gibi bir formüle sahip ve kendisini kireç taşı olarak biliyoruz. Arkadaşlar bakın şimdi bu defa katyonumuz artık değişti. Şimdiye kadar hep sodyumdan bahsediyorduk. Bu defa kalsiyum gibi bir katyon var. Bu yüzden de bu kalsiyum hidroksit bazından yani aslında sönmüş kireçten gelecek. Diğer tarafta karbonat tuzu var. Dolayısıyla da arkadaşlar asit olarak yine e, karbonik asidi kullanmamız gerekiyor. İşte bu iki asit ve bazın tepkimesi sonucunda kireç taşını elde ediyoruz. Şimdi kalsiyum hidroksit kuvvetli bir baz özellik gösteriyor. Ama karbonik asit zayıf asit özellik gösteriyor. O yüzden ne diyeceğiz? Bu yine bazik özellik gösteren bir tuzdur diyeceğiz. Yine aynı şekilde suda çözüldüğü zaman pH'in 7'den büyük olmasını bekleyeceğiz. Ancak... Bu tuzun sudaki çözünürlüğü çok az arkadaşlar. Şimdiye kadarki tuzların hepsi için sodyum tuzlarıdır ve hepsi çok iyi çözünür demiştik. Ancak e, kalsiyum karbonat tuzu suda çok az çözünür ve arkadaşlar zehirlidir. Sağlığa çok zararlıdır. Temasından da kaçınmamız gerekiyor. Kalsiyum karbonat deyince hemen pamukkale travertenleri aklımıza gelebilir. Buradaki travertenlerin oluşması aslında kireç taşından kaynaklanıyordur ve suda çözünmediği için böyle bir çökelme oluşturuyor ve yapıyı oluşturuyor diyebiliriz. Peki zehirli ama hiç mi kullanmıyoruz? Tabii ki kullanım alanları var. Özellikle arkadaşlar inşaatlarda yaygın olarak kullanılan bir madde özellikle beyaz yapı malzemeleri e, kireç taşından oluşur. Tebeşir aslında kireç taşıdır doğrudan. Bu yüzden de hani tebeşir tozu ateşi yükseltir diyoruz ya onun zehirli özelliğinden kaynaklanıyor aslında bu. Cam ve seramik üretiminde yine yaygın olarak kullanılan bir maddedir. pH düzenlemesinde toprağın pH'ını düzenlerken kullandığımız bir maddedir. E, bunun yanı sıra ilaç ve gıda üretiminde de yine kullanılan bir maddedir kireç taşı. Bir diğer tuzumuz ise amonyum klorür tuzu olacak arkadaşlar. NH4Cl gibi bir formüle sahip ve kendisini nişadır yaygın adıyla anıyoruz. Şimdi eğer bir amonyum tuzundan bahsediyorsak bunun bazı NH3 yani amonyak olmalı arkadaşlar. Amonyakla hidroklorik asidin tepkimesi sonucunda amonyum klorür tuzu yani nişadır oluşur. Bak amonyak zayıf bir bazdır demiştik. HCl yani hidroklorik asit ise kuvvetli bir asittir demiştik. O yüzden bu defa Asidik bir tuz var karşımızda. Yani biz bunu suyun içerisinde çözdüğümüz zaman pH'in 7'den küçük olmasını bekleyeceğiz. İşte sol kağıdını kırmızıya çevirmesini bekleyeceğiz. Peki özellikleri nedir? Suda yine çok iyi çözülen bir tuz var karşımızda. Beyaz ve kokusuz bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Ve e, sulu çözeltisinin bazik değil asidik olduğunu şimdi zaten vurgulamıştık. Kullanım alanlarına gelecek olursak. Kalay kaplama, gübre yapımı, balgam söktürücü, metal yüzeylerin temizliği, ilaç ve gıda gibi birçok kullanım alanına sahiptir arkadaşlar nişadır tuzu. Hemen bir iki tane soru çözelim o zaman bunlara girmişken. Bu bilgilere göre aşağıdaki soruların asitlik bazlık durumunu belirttiniz demiş. Arkadaşlar bak HX kuvvetli asit, HY zayıf asit, AOH kuvvetli baz, BOH zayıf bazmış. Şimdi bizim odaklanacağımız şey asitlerdeki anyonlar. E bazlardaki de katyonlara odaklanacağız. Şimdi AX dediğimize baktığımız zaman kuvvetli bir baz ve kuvvetli bir asitten geliyorsa diyeceğiz ki bu bir nötrdür. İkisi de kuvvetli çünkü. AY'den bahsediyorsak bak kuvvetli baz ve zayıf bir asit. Dolayısıyla bazı kuvvetli olduğu için bu bazik özellik gösterecektir. BX'ten bahsediyorsak bak... zayıf baz ve kuvvetli bir asit diyor. Şimdi asidi kuvvetli, bazı zayıf dolayısıyla e, bu defa asidik bir tuz var karşımızda. B, gelecek olursak arkadaşlar bununla ilgili bir yorum yapamayız. İkisi de zayıf asit ve zayıf baz ya. Şimdi bunlar birleştiği zaman e, ortam asidik de olabilir, bazik de olabilir. Tamamen aslında bunların e, kuvvetinin kıyaslamasına göre değişken olacaktır arkadaşlar. Herhangi biri gelebilir onunla ilgili bir yorum yapamayız. Bir diğer soruya bakacak olursak. NaOH ve H2CO3'ün tepkimesinden elde edilen tuz ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi hemen bir tepkime yazacak olursak. Elimizde ne varmış? NaOH yani e, sut kostik varmış. H2CO3 yani karbonik asit varmış. Bunların tepkimesinden ne diyoruz arkadaşlar? Asitlerin e, anyonlarıyla bazıların katyonları tepkimeye girer ve tuzu oluşturur. Şimdi iki tane hidrojen var, bir tane OH var. O zaman sodyum hidroksitin kat sayısı 2 olmalıydı. Bizim elde edeceğimiz madde o zaman Na2CO3 tuzu olacak artı iki tane de su açığa çıkacak. Ama bir diğer ihtimalimiz daha vardı arkadaşlar. Buradan NaHCO3 de açığa çıkma ihtimali vardı. Yani sodyum bikarbonatın da oluşma ihtimali vardı. İki ihtimalimiz var o zaman yorumlayalım. Yaygın adı çamaşır sodası olabilir. Eğer Na2CO3 ise evet olabilir. Yaygın adı yemek sodası olabilir. NaHCO3'te oluşan, evet bu da olabilir. Sulu çözeltisi bazik özellik gösterir. Kuvvetli bir bazla zayıf bir asidin tepkimesi sonucu oluşuyor. O yüzden hangisi olursa olsun, evet bazik özellik gösterecekti. Dolayısıyla da üçü de doğru ifadelerdir. O zaman güzelce konumuzu tamamladığımıza göre neler yaptık şöyle bir gözden geçirelim. Tuzların genel özelliklerinden bahsettik. Aslında bunları iyonik bileşikler olarak değerlendirdik ve iyonik bileşiklerin özelliklerini burada sıralamış olduk. Yaygın bazı tuzların adlandırılmasını yaptık. Aynı şekilde bu tuzların e, kullanım alanlarını ve genel özelliklerini de e, yakından değerlendirdik. E, asidik ya da bazik olma özellikleri üzerine konuştuk arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz. Yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz ve kendimize çok iyi bakıyoruz. Bir sonraki dersimizde yine tam da burada görüşmek üzere.